Kasat atımızın nalları yolda, hırsızı çağırırız, biz yürürüz dedik. Çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, Yörük yurdu, Antalya, Korkuteli, Kırpınar yaylasına. Buraya yaylaların yaylası, Kırpınar az sonra göreceğiz. Ama şimdi çorap şapkalı, aksakalı Yörük dedelerine ve muhtarımıza iki laf edeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Adı ne? Eyüp. Yaş kaç? 81. Demin selam verdik. Sesimden tanıdın mı la beni? Ulan ben seni Simak'tan tanıdım. Yok ya. Ramazan. Hatta şu amcanın, senin indi gittiğin çalgıcının oğlu. He. Bu bana yandığı musafiri tanıdın mı? He. Varmadım amcadı. Onun plakası 48, he. Ramazan Gıvrago dedim. Bildin. Vallahi bildim bak. İşte daha çocuk daha gelmedi yanıma. İzleyen programları? Hiç de kaçırmam ben. Yok onu. Ya. Şöyle programı izlerken dağlara taşlara dolaşıp geliyor mu beyninden? Yaş geçmiş. Yaş geçmiş değil mi? Yaş geçmiş. Akılan kahpe gençlik diyeyim bazen. Onu diyorlar buldur bucaktan. Öyle mi? He. Esen şöyle gençte bir seyitin öteki dağa, bir seyitin öteki dağa koyunun geçen arkasına gidiyordu. Şimdi gayri. Çata çöken. Çata çöken. Ya. Dizler tutmuyor gayri. Çatı nereden buluyor? O 15 sene oldu. He? Çatı nereden buluyor da çöküyor? Yeah. 17-20 sene oldu onların çata. Öyle mi? Evet. Yenge çat oluyor, çata çöken. Kaç sene oldu yenge gideli? 15 sene oldu. 15 sene. Senin? Yenge ta. 7-8 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii şimdi yaşlanınca kadın geç ölürse, kadın erezil olmaz. Yeme yapmaya pişmesi biliyor mu? Erkek zor oluyor değil mi? Hem de nasıl. Şimdikiler kadın kıymatı bilsin aslında değil mi? Gençken. Gençliğinde bileceksin. Bilecek. Kocadığında domates suyu yatağına erge eşlik atıyorsun tarhana çorbasına. Domates suyu yerine erge eşlik atıyorsun. Erge eşlik atıyorsun. Duz derken şeker katıyorsun. Değil lan ben. Ömür nasıl geçti? Ömür yokluğuyla, çobancılığıyla. İşte aynı senin meslek dağda gezdiklerin gibi. Bu dağlarda koyunla gezdik. Koyun gibi. Ya. Şimdi her şeyi satıp savdım, çoruk çocuğu büyüttüm. Bu arada derste de geldik. O bitti. Herkesin de bizden tiksiniyor. Bir de. Ha. Yani bu nasıl büyüdük demeğer. Öyle öyle Ramazan. Sen beni konuşturuyorsun. Ah desen içinden bir ah daha çıkacak değil mi? Bak ben seni izledim. Çaylı'ya geldin, Yeşilköy'e atladın. Oranın kirezini, ıvırını, zıvırını konuştuğumuzu atlayıverdin Beyköy'üne. Aradığı köyü kodun Başpınar'ı. Kumadım de. Doğru vallahi billahi. Derzeciler bazen bir köylere giderken bazen belki uğrayamay verir. Yanım dağdan beni kandırıyor. Çektiği yere gidiyorum ben de. Milletin çektiği yere gidiyoruz. Öteki köyler bana kızmasın, yanımda adamlara kızsın. Değil mi? Beyköy'ünde bahçeye girdiniz. Evet. Ne bahçesiydi o? Ayva bahçesi. Evet. İsmail Aşçı'nın. Yakalan be, her şeyi kaçırmamışım. Muhtarım, köyün nüfusu kaç? Köyün nüfusu 350 seçmeni var. İşte yaklaşık 400-450 falan. Seçmen değil. Esnaf müşteri saydı mı? Sen de oyu yani mu sayıyorsun? Yani siyasetçinin için seçmen oluyor. Yani sonuçta elbette ki önce orası aklına büyük geliyor. Büyükşehir oldular. Büyükşehir olurken kimseye sormadılar, eşek sormadılar. Kaç dönem muhtarsın? Birinci dönem. Eski muhtarlarda bütçe olurdu. Evet. İhtiyariyet olurdu. Evet. Köyde arıcıdan, sudan, hordan, bordan gelir olurdu. Evet. Şimdi ne hallediyorsunuz bu işleri? Şimdi öyle bir imkan yok. Kalmadı muhtarlığın elinde. Sadece bir mühür, bir kelle tabirse. Bekçilerin daha fazla bizden yetkisi var köylerde. Daha fazla yetkisi var. Biz sadece işte gel şuraya, git buraya ile ilgileniyoruz. Şimdi Korkuteli'nin kaç köyü var? Korkuteli'nin beldelerle dönüşen merkez mahallesinde 54 tane şimdi mahalledir. Bak, bir belediye başkanı 54 yere nasıl bakacak? Bir Korkuteli'ne bakamayan adam eskiden. Evet. 54 yere bakacak. Hani, şimdi Antalya Büyükşehir'e bakalım. Bir Antalya'ya bakalım, içine bakamayan adam. 539 tane Antalya'nın köyü. 539 tane köye nasıl bakacak? Mümkün mü? Şimdi bize bu anlatılırken, yani çok detaylı değil de Büyükşehir yasası çıktığında seçimlerden 30 Mart öncesinde şöyle anlatıldı. Antalya il bazında daha fazla hazineden yardım alacak. İşte atıyorum bugün 10 milyon alıyorsa o zaman 100 milyon alacak. Daha fazla hizmet olacak noktasında. Şimdi bak sen seçmene ne al atıyorsan bunlar da sen atmış.
yalanı. Yani şimdi senin, şöyle sen şeyden atıyorsun yalanı da. Ramazan abi. Bunlara yalan atıyorsun da onlar sen atamayacak yani mı? Yani mutlaka. Evet. İnsan yaptığı siyaset kadar yalan atıyor. Yani bir köyde adam siyaset yapıyorsa o köyün çapı kadar yalan söyleyecek. Evet. Adam Antalya bazında siyaset yapıyorsa Antalya'nın coğrafyası kadar yalan söyleyecek. Türkiye'de yapıyorsa yani, Türkiye o, kadar o yalan. Daha yüksek. Bizi aşan şeylere biz çok dilimizi uzatmıyoruz. Allah Allah uyanık mutarsın. Değerli izleyiciler, yalan bile ona göre atılıyor yani. Köy yalanı var, şehir yalanı var. Tülünün elini yaraladığı yerini. Bura. Çılbakta çocuğu düşürüp bile. Evet. Ha. Şimdi değerli izleyiciler, Japonlara film çekiyorduk. 13 yaşında bir çocuk. Oron çocuğu. Gezici deveyle evet. Geliyordu. Siz çocuğu bak, düşürdü. Boynunu yedi. Bir düştü çocuk. O zaman yaralandı. Yarandı. Ben de çocuğu kurtaracağım derken elimi deveye sırttım. Altı dikiş bu arada, iki dikiş de bu arada var. Bak amcam her şeyi biliyor. Yani senin hayatın bayağı takip etmiş eğitim. Etmiş. Her şeyi biliyor mu benim hakkımda? Biliyorsun. Ne biliyorsun başka? Yörük obalağını biliyorum. Bir de düğünle şeyde o oynadığını. Evet. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Ula bir de milletvekili adayı oldu dediler. Onu da takip onda ettim. Onda duydum. Bu oradan A olsaydı dedin mi? O yalnız oldu bildim. Duydum. Sen oldu diye duydun. Öyle duydum. Öyle duydum. Değerli seyirciler, Muğla'da bize de aday ol dediler. Türkiye'de 134 tane dernek, federasyon, konfederasyon başkanı, Yurt Türkmen Dernek başkanları imza attılar. Aday ol dediler. Şimdi millet beni birinci sırada istedi. Ankara'danlar 4. sıraya yazdı. Biz de olmayacak duaya amin denmez diye çekildik. Endiğini duymadım. He, o biz, olayı duymadım. Olsaydık köylünün derdini Ankara'ya taşırdık. Yani yörüğün derdini, çobanın derdini değil mi? Tabii. Ya göz doktoru karın ağrısından ne anlar? Evet. Göz doktoru karın ağrısından ne anlar dedin. Evet. Bunlar köylüden ne anlar değil mi? Onunla bu ideyenin ağacını sorarlar. Var bak orada milletvekillerinin çoğu. Buğdayın ağacı var mı diye. İyisi böyle. Karpuz kavakta olur diye. Cevizden karpuz toplamaya kalkarlar. Olaya gireceğim. Bundan mesela atıyorum 30-40 yıl öncesi veya daha fazla. Bu işte sahilde, işte Serik tarafında ya da Aksu tarafında. Şimdi bir siyasetçi o günün şartına her kimse o bölgede insanların derdini dinlerken demiş ki birileri işte ikinci el pamuk para etmiyor. Buna bir çare demiş. O zaman siz ikinci el pamuğu ekmeyeceksiniz arkadaş demiş. Birinci el ekin, birinci parayı alın. Öyle. Yani şimdi biz ülkedeki yapılan siyasetleri ya da işte efendime söyleyin bu daha iyi biliyoruz, daha biz akıllıyız deme gibi bir lüksümüz yok. Evet. Elbette ki ancak bu ülkedeki... Şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de iş adamı sayısı belki 1000, belki 5000. Evet. Avukat, profesör sayısı belki 10.000 kişi. Evet. Fakat bu ülkede 80 milyon kişi yaşıyor. Evet, bu 80 milyon kişinin en az 40 milyonu, 30 milyonu köyde yaşıyor. Evet. 30 milyonun derdini, tasasını, gübre bağlı, mazot bağlı, evet, çiftçinin malı para etmiyor. Derdi hu diyecek adam meclise gitmiyor. Şimdi şöyle bir şey. Yani bizim 75 milyon nüfusumuzun tamamı şehirde de yaşasak, köyde de yaşasak tarım ve hayvancılığa dayalıyız. Bunu kimse inkar edemez. Senin işte burada gübrenin çuvalı hu para, yemin parası fiyatı hu para. Evet. Diyecek adam gitmesi lazım. Tabii bu da ki. Kim diye demek yetmez, yaşayan bilir. Yani biz şimdi 50 dakika ekim pişmetisini biliyoruz. Evet. Öküzün önünde gevşiyim, dağır oğlum demesini biliyoruz. Eşe cah, çuş, kır demesini biliyoruz. Değil mi? Tabii. Harman dövmesini biliyoruz. Dolayısıyla bu derdi taşırdık. Ta Diyarbakır Karadağ adamı o, evet, o koyunla, evet, boz eşekli çocukluğa geliyoruz. Evet. Orada da gördüm ben seni. Evet. Ülkenin dört tarafını geziyoruz değerli izleyiciler. Diyarbakır, Mardin, Urfa arasında Karacadağ var. Evet. Yörük ve Türkmenlerin, özellikle Türkmenlerin yaşadığı yurtlar. Onları da gösterdik. Şimdi lafın harman olmaz. Denecek çok laf var ama desekin de aşamalı edeceğiz. Biz hemen de soğuk suya gidelim. Şöyle bir şey var. Ben Türkiye'nin 75 milyonun bir tanesi olaraktan şunu düşünüyorum. Bu ülkede siyasi görüşü ne olursa olsun, dini, ırkı, dili ne olursa olsun tek bir hedef olacak herkesin. Evet. Gönderdeki bayrak ve Atatürk'ün bu ülkeye koymuş olduğu inke ve inkılaplara kanunlarımız, efendime söyleyeyim, geleceğimiz bu şekilde planlansa, evet, evet, bizim
Şimdi dünyadaki hiçbir sıkıntımız yok. Kendimizi doyurabilen, evet, kendimize her şeyimizi yeten bir ülkeyiz. Ama burada 80'den öncesi farklı bir olaylar, 80'den sonrası farklı bir olaylar. Bu ülkeyi bölmek için dünyadaki bütün süper güçler diyeyim artık, şimdi bizi bir şekilde yönlendiriyor. Niye, A, B partisi niye noktasında. Biz bağımsız değil olmadığımızdan. Niye bağımsız değiliz? Şimdi eczaneye varıyorsun, Türk malı ilaç var mı? Yok. Evet. Bilgisayarcıya varıyorsun, İsrail ilaç bayisine varıyorsun, var mı? Türk malı yok. Arabalara bakıyorsun, hura bakıyorsun, Türk malı yok. Saat Türk'ün değil, telefon Türk'ün değil. O zaman bağımsız değiliz. Evet. Bağımsız olmadığımız için dış güçler, parası olanlar bizle kedinin en iyiliğine oynadığı gibi oynuyor. Evet. Bir de sen çok güzel laf ettin. Şimdi bir adam babası atası evi yapar. Bir min emekli evladına bırakır. Evladı da hem atasına, babasına, dedesine dua eder, sahip çıkar. Hem de evi korur. Evet. Atatürk'te ve silah arkadaşlarda bu devleti kuran, tabii, yani bu evi inşa eden, temelini atan, biz de vatanımızı, babanın evinin korunduğu gibi, evet, biz de vatanımızı koruyacağız. Yani belki, Atatürk'ün cumhuriyeti kuranın kıymetini bileceğiz. Ha, belki bizde de şöyle bir suç var. Yani işte dün babam beni yeriştirdi, bugün de ben bir evladımı yeriştireyim. Bu tarz şeyleri biz evlatlığımıza, efendime söyleyeyim, Çanakkale'deki Conkbayırı'ndaki Kurtuluş Savaşları'ndaki ölen insanla babasının çiftliğini kurtarmak için ölmedi bu memlekette. Evet. Bu canınla bu memleketi kurtardı. Bize de alın bedavadan yaşan dedi. Biz de şimdi kıymetini bilmiyoruz. Evet. Ha, bu şekilde konuştum. Türkiye'de hani farklı yöne de çekiliyor. Ya sen, i̇şte siyasi görüşler ortaya çıkıyor. Bu siyasi mevsim olur. Şimdi ortaya bu vatanın toprağı, bu vatan için ecdattan buraya binlerce yıldır, evet, erenler, ermişler, dedeler, babalar, şehitler, gaziler bu topraklarda yatıyor. Yani can verdiler. Evet, evet. Bu toprak bizim atamızdır. Evet. Atamız gibi bildiğimiz toprağın kıymetini, vatanın kıymetini, evet, şehitlerin kanıyla sulanmış bayrağın kıymetini bilmeyecek miyiz? Bileceğiz. Evet. Türkiye'yi kuran, cumhuriyeti kuran Atatürk'ün silahçıların kıymetini bilmeyecek, tabii, miyiz? Bileceğiz. Yani hangi siyasi biz, görüşün, evet, olursa olsun biz, önce bunları hedef haline alacağız. Türk milleti nankör değildir, evet, vefasız değildir. Mutlaka. Biz atamızı, ötemizi, bize miras bırakan ataların değerlerini biliriz, yaşatmayı da biliriz. Muhtarım çok sağ ol, iyi adamsın lan. Programlar çıkmıyor mu diye ben? Şimdi çıkıyor da Kanal 15'te her gün saat 10'da akşamları. Ondan yukarı mı çıkıyor? Evet. Çıkmıyor, ben izliyorum. Çıkıyordur o. Vay, gel akan buralı. Ulan sen yemek yemedin mi? Senin baban çoban, anan çoban. Sana koyun sütü içirmediler mi? Bilmiyorum, baba soram mı? Baba soram diyor. bu aslan geçmişe bu. Öyle olmuş. Bunun babasını çek işte. Sazcıya. Türkü çekeceğine çocuğa yemek yedirsin. Yasun süt yiyor bu. Öyle mi? Yasun alamıyorlar mı? Koyunun sütü şimdi yarı yarı yağ oldu. Buna yedirmeler. Yedirmiyor. Yuh, de lan be.